arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kayhan kardeşimizin gölgeyle Şerkan'ın Aziz kardeşimizin keşke karşılaşmasını yapacağız. Arkadaşlar, bu köpekleri de Henikken ben ürettim. Ben de erkek olduğu için. En son Şerkan'la Şerkan'la gölgenin eski sahibi. Arkadaşlar, herkese selam. Aynen. Yavruyken bize verdi, sağ olsun. İkiye tek aslan. Aslanlar. Dişi daha sert, biliyor musun? He ya, dişi bak, dişi utan. Valla utanmasa şey yapacak ha. Ya işte bu. Ama bak, bu da geliyor. Yavaş yavaş eşine sahip çıkıyor. Bence de. Aşağıya gidelim. Aynen, burada rüzgar daha çok. Sesimiz de anlaşılmayabilir. Ersin abi, ona dikkat et de. Şöyle arkadaşlar, bizim aslan da burada. Hazır gelmişken onların da karşılaşmasını yan yana yapalım. Ersin abi, ona hiç güvenme yani, ben diyorum ya, bu hiç ses çıkarmaz. Havlamaz, kırlamaz. Bir anda kilitler yani. Aynen. Yani bir de bırakmıyor da. Köpeği tutunca daha bırakmıyor da. Yani çok. Aynen, şöyle yakından çekeyim. Pitbull'lara benziyor kafası. İnelim aşağıya doğru. Ersin abi, onu bağlayalım. Ama gölge de her şeyi beğenmiyor. Aşağıda rüzgar belki biraz daha az gelir. Sen GoPro aldın ya Kayhan? Oo. Ula. O da erkek, dişiye karşı hayatta bir şey yapmaması lazım ama. Aynen. Valla keş de hırslandı ha. Diyor, bu nereye düştük ya? Kurtlar sofrasına düştük. Ortaya gidelim aynen. Ya sesimiz de işin kötüsü var ya, rüzgar var, sesimiz de anlaşılmıyor. Yani yoksa... Bunlar kardeşler mi abi? He, kardeşler. Bir de bunu daha önce görmüştüm. Karakatçı arkadaş. Oraya gelmiştim. Ama sonra kardeşle beraber geldik. Biz kurtara buluştuk. O daha önce köpeklerle kavga etti. Yara almıştı. İyileşmedi yarısı. Veterineri götürüp koparmak zorunda kaldık. Kesildi koydu. Bir de Mert, sen konuş Ayhan, sonra ben konuşayım. Keş bunu tanıyor, biz daha önce karşılaştığımız şerbetler. Bu da büyük köpek. He, yüksekliği çok iyi. Galiba Keş karıştırdı gölgeleri. Aynen. Şimdi Emre, sen biliyorsun bunları, zaten senden almıştık. Bunları sen ürettin. Yani şu an görüyorsun yani, bunlar biz besledik şu an. Gerçekten bayağı bir geliştiler. Aynen. Şimdi Mert, şöyle ben köpekler hakkında biraz bahsedeyim. Bunlar Hüseyin Yıldız'daki dağlının torunları. Evet, ikisi kardeşler zaten, dişi erkek. Bunları Aziz, ben kendi karakırçıl şey pardon Mert, karakırçıl bir dişim vardı. Onlarla eşleşmesini yaptım. İki erkek, üç dişiydi. Diğer kardeşlerini farklı köylere verdik. Bu ikisini de Kayhan'la Kaan, benim yakın arkadaşlarım. Yani bu da koyu post renk sevdikleri için ben onlara sahiplendirmek istedim. Maşallah, onlar da çok güzel bakımını yapmışlar. Yani en son 40 günlüklerdi ben verdiğimde gördüm. Bir de şimdi aynen. Şimdi daha yeni görüyorum. O 40 günden sonra şu an kaç yaşına girdiler şu an? 2 yaşındalar. Ha, 2 yaşındalar. Yani anne baba kangal bunların. Mert. Yani şimdi belki izleyen arkadaşlar
kendince kusur bulabilirler ama hani benim gözümde panterlere de benziyorlar. Aynen. Aha, bilmiyorum tabii ırkı panterlere, panterlere ha, dayanıyor mu? Peki abi bunlar yani memnun mu kuru nasıl? Şöyle söyleyeyim, biz yaylaya yani Mayıs-Haziran ayında hayvanlarımızı yaylaya götürüyoruz Tunceli Plümür'e. Tamam neyse ben anlatayım da. Arkadaşlar bizim gittiğimiz bölgede ayı çok, boz ayı. Yani bizim orada ayı popülasyonu aşırı arttı. Bizim zaten şu anda elimizde Şerkan'la Gölge ile birlikte 6-7 tane köpeğimiz var. Bizim için en büyük tehlike oluşan ayılar. Bunlar da daha önce ayılarla olsun, domuzlarla olsun bir sürü mücadele girdiler. Hatta sürü halinde birkaç tane azılı domuz yığmışlar var. Yırtıkları. YouTube'daki videolarda da görürsünüz. Ayıyla çok mücadele girdiler. Ben gayet memnunum. İyi ki de Emre sen bize vermişsin. İyi ki senden almışız bunları. Kardeşim bunları bu duymak da beni gururlandırıyor. Şimdi bir de ben yine senin sözlerin üstüne biraz açıklama yapayım. Şimdi arkadaşlar bu köpekler dağda büyüdü. Tunceli'de. Hayvanlar dağda büyüdüğü için sosyal değiller. Yani böyle arabaya koyulup zincire bağlandığı zaman siz belki baktığınızda böyle biraz çekimli hani korkuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama tam tersine köpekten anlayanlar benim söylediklerimden ne demek istediğimi anlayacaklar. Mert, yani hayvanlar dağdaki Kayhan kardeşimizin kanalında eğer ki izlerlerse oradaki hareketlerine baksınlar. Köpeklerin buradaki duruşuyla hiç uzaktan yakından alakası yok. Yani bu köpekler yabanide dağda koşmaya ya sürüsünün malını korumaya birebir köpekler. Yani zaten memnun olmasa Kayhan der ki böyle böyle hani fizik olarak kusursuz ama yüreği sağlam değil. Çünkü var Mert öyle köpekler var. Yani şimdi hem mesela abi Kayhan abi işte hangisi görüyorsa ona göre en iyi. Aynen öyle. Şimdi fenotip olarak kusursuz olup da ama içi yüreği boş olduktan sonra yabaniye gitmedikten sonra evde kös kös yaptıktan sonra hiçbir şeye yaramaz yani Mert. İnan öyle bir köpeği ben de beslemem yani kapımda tutmam. Bu konuda gerçekten dediğin gibi yani söylediğin fazlası var bunlarda az yok. Valla ben beğendim. Kardeşim şöyle yakından da fenotipini çekersem şöyle gözleri falan alın yapısı kafa üçgen güzel post yapısı da şöyle güzel köse değil Kangal'daki istenen gibi ve arkadaşlar hayvanlar videoda kendilerini göstermiyorlar yani Şerkan benim aslandan yüksek bir köpek bunun ismi de Şerkan değil mi? Evet, Şerkan. Erzincan'da arkadaşlar benim Şerkan'dan sonra bayağı bir Şerkanlar çoğaldı. Aynen ve gölge karakter olarak biraz daha şey yani gölgeyi de ver ikisi ayrı karede daha güzel çıkacaktır. Yani Türkiye'de aranan renkler. Post yapısı olarak yani fizik olarak ve atletikler. Basarlarında da hiçbir kusur yok. Hayrını gör yani Kaan ben köpekleri gördüm böyle iyi baktığını da görünce daha çok sevindim. Mert senin düşüncelerin nedir? Köpekler nasıl olursa olsun sahibi bir şey yarıyorsa en iyi köpeklerinden olarak aynen. Aynen öyle. Sen memnun musun abi? Ben gayet yani birisinin yorumlaması benim için hiç önemli değil. Doğru diyorsun. Ya işte biz hani... Mesela abi sen kimse dersen bir şey yer. İşte şöyle. Ya benim için hiç önemli değil. Kim ne derdi dersin? Ben işime yarıyorsa... Şimdi ben gelirim mesela Arslan gelirim bana yoruyor. İş yapma diyor mesela. Ama... Ben köpeğim bildikten sonra... Sana iyi iş, sana iyi performans gösteriyor. Evet. Ben ne kadar yorulmuşsam boş ver. Çok doğru. Aynen öyle. Abi şöyle adam hiç köpeği yok. Hiç köpeği yok. Ben yorum yapıyorum. Ya doğru diyorsun. Ya yapsınlar. Mert biz... Çok doğru. Ya şimdi biz eleştiriye de açıyoruz ama alakasız yaptığı zaman insanın zoruna gidiyor. Bilmeyen insan da yorum yapıyor. Dedim ki bir köpek görmemiş, beslememiş, kandalın olduğunu bilmeyen. Evet. Çoban köpeğin olduğunu bilmeyen insanlar bazen kırıcı, üzücü yorumlar yapıyor. Gerçekten onların şey, biz ne yapacağız? Sonuçta adam anlamıyor, bilmiyor. Vakit geçirmek. Aynen öyle kardeşim. Yani o kötü demesiyle de kötü olmaz. Yani onlar kötü diye dedi diye biz köpeklerimizi bırakacak da değiliz. Beslemesini bırakacak da değiliz. Arkadaş kurt gördü arkadaşlar. Bizim orada daha önce bizim koyunlar varken sen ekip yoktu. Şu an biz tamamen büyükbaşa geçtik. Büyükbaş kurt için zaten yavaş yapıyor. Şu an bizim tek biz konuşuyoruz. Hayır. Oradan bakabilirler arkadaşlar.
Doğru. Çok doğru. Aynen öyle. Yani bir de verdiğim kişi de iyi bakmışsa daha çok seviniyorum. Yani mesela bazen veriyorsun, köpeğin annesini babasını biliyorsun. Yani kaliteli köpek ha. Gidiyorsun köpeği iyi bakmamış, inancın olsun verdiğine pişman oluyorsun. Zaten bunları Emre verirken özellikle hani yabancıya gitmesin. Sonuçta bizi tanıyor, abim de çok tanıyor arkadaşlar. Beni de çok iyi tabii, özellikle bize verdi. Ben de memnunum, iyi ki almışım. Ben zaten Kaya bana özel şu buraya gelip bir video yapmayı düşünüyordum. Bu da vesile oldu. İnşallah ilerleyen zamanda oraya gelip oğullarını, bu diğer ekip arkadaşlarını da paylaşırız. Arkadaşlar Kayan kardeşimizin kanalını ben de kanalımın altına koyacağım. Beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Şöyle son olarak size Gölge ve Şerkan'ı çekeyim. Mert kardeşimizin keş orada. Benim aslan oğlum da burada bağladık. Bekliyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın.